İlim ve Medeniyet Cemiyeti Muavin Reisi Muhammed Ali Elioğlu hocamızı, Muhammed Emin Boğra ve iki Cumhuriyetçi koşkan dövbüleri hakkında söz kılıp ötüşü teklif edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibeti lil muttaqin. Vel udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem hocalarım, Doğu Türkistan davasına gönül vermiş sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları ve değerli hemşehrilerim ve geleceğimizin teminatı gençler ve biraz önce küçük kızlarımızın ettiği duaya bir amin diyerek başlamak istiyorum. Rabbim o duamızın hakikat noktasında gerçekleşmesi için bizlere vesile kılsın diye dua ediyorum değerli dostlar. Şimdi burada öncelikli olarak bu saate kadar sabırla beklediğiniz için teşekkür etmekle beraber böyle bir organizasyon anlamında her daim istikametli bir şekilde cumhuriyetlerimizi anmamızın ve tarihimizi bir şekilde dile getirmemizin önemiyle ilgili birkaç hususa değinerek şu an resimlerde görmüş olduğunuz muhterem büyüklerimizin Mehmet Emin Boğra'nın mücadele hatıratlarından bazı pasajlarla cumhuriyetler noktasındaki değerlendirmesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Muhterem Hazırım, sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi değerli hocalarımız Kur'an'dan çok nitelikli ayetler okudu ve bizlere bir şey söyledi. Ben de burada birkaç hususu sizlere değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi milletlerin tarihlerine baktığımız zaman özellikle Kur'an-ı Kerim bize her zaman iki tane ayeti çok dikkatli okumamızı söyler. Bir tanesi tabiat dediğimiz kevni ayetler. Bunlar fizikin kanunlarıdır, kimyanın kanunlarıdır, biyolojinin kanunlarıdır. Ve bir de insanlık tarihi ve medeniyetinin peygamberler, Siret-i Enbiya diye düşündüğümüz peygamberler tarihini anlatır. Ve orada milletlerin tarihinden, yükselişlerinden ve çöküşlerinden, abad oluşlarından ve mahvoluşlarından, izzetli duruşlarından ve zillete duruşların ibretlik hikayeni anlatır. Ve biz buna Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah diye tabir ederiz. Değerli dostlar, bu sünnetullah kavramı içerisinde Doğu Türkistan'ımıza, yakın tarihimize ve kurduğumuz iki cumhuriyete baktığımızda hem çok örnek alacağımız hem de ibret almamız gereken hadiseler olduğunu göreceğiz. Ben burada detaylarını fazla anlatmayacağım. Benden önceki değerli hocalarım zaten detaylarını oldukça nitelikli bir şekilde anlattılar. Özellikle biraz önceki resimde gördüğümüz Mehmet Emin Boğra 1901 yılında Hotan şehrinde dünyaya geldiği günden itibaren 1965 yılında Ankara'da vefat ettiği tarihi süreç içerisinde kendi ifadesiyle sağ elini sol elimden fark ettiğim, yani on kolumun sol kolumun çap kolumun terk etken andan itibaren zalim müstebit Çinlilerin memleketindeki halkında etken zulümden ücret bir çare aradım. Bir yol aradım. Bunu bir mücadeleyle nasıl sonuçlandırabileceğime dair bir iz aradım diyor. Ve şöyle bir şeyle başlıyor. Bunun için kendi milletimin tarihini okumaya başladım. Ve bu okumalarımla şunu karşılaştım ki diyor, memleketimizin ahvalini ve durumunu yeniden eski mükemmel tarihine, o şanlı tarihine döndürebilmek için, yani hepimizin bildiği gibi tarihte bir kere olan, tekrar eden bir tarih vardır. Ama aynı zamanda tarih kendisiyle de değerleri de tekrar eder. Bu minvalde araştırmalar yaparken diyor Mehmet Emin Boğra, 1932 yılına geldiğinde Bolca kadısı Sabit Namallah'la tanışır. Ve kendisi ikisiyle arasında yaptığı müzakereler neticesinde aldıkları karar şudur. Memleketin kurtuluşu için evvel elinde silahlı bir mücadele yapılması gerektiğine karar verir. Bazı detaylara girmeyeceğim. Nihayetinde 1931 yılında Karakaş'ta kurulan bir infiyat teşkilatı, 33 yılında 24 Şubat'ta başlayan hareket, sonra 33 Mart ayında gerçekleşen Cumhuriyet İslamiyesi modeliyle teşkil edilen bu inkılabi hareket ve Sabit Namallah'ın da katkılarıyla Kaşgar hükümetiyle olan ittifak neticesinde 12 Kasım Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin meyvelerini vermiştir. Değerli dostlar, bu cumhuriyetimizin akabinde ortaya çıkan hadiselerle ilgili ve nihayetinde Halim Can Hoca'nın bir kısmına değindi ama son kısımda belki bize kaldı.
yıkılışıyla ilgili birkaç husus anlatır Emin Bora. Ki bu yıkılışın bize ibretlik bir yönü vardır. Şöyle der. Üç sebep vardır yıkılışımızda. Rus ve İngiliz müdahaleleri, Macuni'nin etrafında toplanan tunganlar ve üzücü ama bir hakikat olan yerli milli inkılapçılar arasında yaşadığımız ihtilaflar diyor. Bu bize bir işaret veriyor. Günümüz açısından önemli bir işaret veriyor. Biz çoğu zaman bazı çözümler için uluslararası konjonktürü, dünyayı, İslam alemini sürekli olarak bir şekilde davet ediyoruz. Doğu Türkler'in kurtuluşuna katkı sağlasınlar, bize yardım etsinler diyor. Ama bir hususu, ama önemli bir hususu gözden kaçırıyoruz. Çünkü o sünnetullah'tır. Ne diyor da ayet-i kerime? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ لَا يُغَيْرُ بِاَنْتُسِهِمْ İnsanlar, kavimler kendi içlerindekini değiştirmedikçe Allah onların üzerindeki hükmünü değiştirmeyecektir. Dolayısıyla 33'te kurulan Cumhuriyet'in kuruluş safhasından yıkılış safhasına kadar süren bütün süreci biz hakkıyla anlamak ve anlamlandırmak noktasında bir çaba göstermeli ve bu açıdan gençlerimize özellikle ilahiyat fakültelerini okuyan, tarih fakültelerini okuyan yeni ziyari gençlerimizin hepsinden istirhamım şu ki tarihimizi, özellikle yakın dönem tarihimizi çok iyi irdeleyip okumamız lazım ki ibretle bunu sonuçlandırabilirim. Bir görsel daha vardı, açıktır mıyız? Değerli arkadaşım oradaki. Cumhuriyet'le ilgili bir basan bir para var, onu göstermek istiyorum. Sürat yok gelmedi. Bu görmüş olduğunuz 33'teki inkılabi harekette ortada duran Muhammed Emin Bora Esrem etrafındaki mücahitlerle beraber yeni bir kuşatma ve savaş öncesinde cihat öncesinde hazırlıklar yapıyor. Evet, nihayetinde aradan geçen süreç içerisinde Emin Bora 34 nedir? Diğer düşüncesi. Bu Koten'in hükümeti. Ters çevirmemiz lazım. Okuyabilmemiz için ters çevirmemiz lazım. Her neyse o. Özellikle o üçüncü resimde evet değerli hocalarım çok iyi okurlar. Koten hükümeti İslamiye Cumhuriyeti. Yani bu ifade bile bizim çok gerçek anlamıyla gurur duyabileceğimiz sahnelerden bir tanesidir. Çünkü 1789'lardan itibaren ta günümüze kadar Doğu Türkistan'ın her ilinde Bolca'sında, Kaşkar'ında, Hotel'inde, Karkaş'ında, Bolca'sında, Kuça'sında milli komutan başlayarak milli inkılaplar olmuş. Her inkılabın neticesinde her bölge halkı bir cumhuriyet havasıyla, bir İslami cumhuriyet havasında kendilerini asla bir basit ve küçük bir yapı olarak değil, belki büyük bir yapının, büyük bir imparatorluğun, büyük bir İslam aleminin bir parçası olarak görüp kendilerini değerlendirmişler. Biz de bu anlamda yine Hestrin'in ifadesiyle söylersek, bir vatan şiirinde ifade ettiği bir söz var. Sen kimden olursan oylusan çoğun, izzetin, hürmetin kemurun. Bu konuda izzetimizi ve hürmetimizi koruma noktasında son derece büyük bir gayret ve hamiyet göstermemiz lazım. Biraz önce İhsan Can Hoca'nın konuşması esnasında çok güzel ve anlamlı ve nitelikli ifadeler kullandı ve hepimiz birer tekbir getirdik. Allahu Ekber dedik. İlahi kelimetullahı yüceltmek noktasında ifadeler kullandı. Ama unutmayalım, ilahi kelimetullahı, Allah'ın adını ve ismini yüceltmek için bizim bu alemde onun emri olan adetullah ve sünnetullah cihetinde ittifaklı bir şekilde hem akli ilimlerde hem Mehmet Emin Bora hem de fenli ilimlerde dini ilimlerde mücehhez bir şekilde yetiştirilmiş genç nesillere ihtiyacımız var ki geleceğimiz parlak ve cumhuriyetimiz yakın olsun diye. Son olarak sözlerimi bitirmeden önce Mehmet Emin Bora'nın İslam düşüncesi anlamında medeniyetler noktasında ve Müslüman toplumlarda özellikle Müslüman Uygurlarımıza hitaben 1945 yılında Ürümçi'de Üç Efendilerle beraber yürüttüğü faaliyet içerisinde Altay Dergisi diye bir dergi var. Bu derginin 6. sayısında Emin Bora'nın şöyle bir makalesi vardır değerli dostlarım. İslam medeniyetiyle hazırlı zaman Cihat medeniyeti arasındaki mukayeseyi yapar. Ve başlangıçta şöyle bir cümleyle başlar. Hazreti medeniyet zamanı olan insaniyet din noktasında ve medeniyet noktasında üç fırkaya ayrılmıştır der. Üzün kendisi o dönemki uygun cesedi ifade eder. Bir, mutaassıp
dinsizler. 2. Mutaassır dinçiler. 3. Mu'tedil insaflılar. İşte bu mu'tedil insaflılar ifadesi bize hemen Kur'an'ın ümmeten vasaten ifadesine bizi götürür ki ifrat ve tefritten ayrı olarak, ayrıştırıcı olmayan, bölücü olmayan, ötekileştirmeyen, davasını beraber yürümekte azmeden herkese beraber o İslamiyet'in caddeyi kürasında, o sünnet-i seniyenin büyük caddesinde beraber yürüyebilmenin imkanını bize yeniden tesis etmemizi öneriyor. Dolayısıyla biz bu ilkelerle yürüdüğümüzde birliğimizi, kardeşliğimizi ve ittifakımızı güçlendireceğimizi düşünüyorum. Son bir hatıranla da bitirmek istiyorum annem buranın. Sene 1960'tır değerli dostlar. Artık mücadelenin belirine gelmiştir. Bütün o inkılaplar, 1. Cumhuriyet, 2. Cumhuriyet, Hindistan seferleri, daha sonra Türkiye'ye geliş 1952. Ahirinde 1952'den İsa Fethi'yle beraber, İsa Tekin'le beraber, dava arkadaşıyla beraber emin bırak pek çok toplumsal, siyasi, farklı farklı alanlarda Doğu Türkistan davasını anlatır. Sene 1960'a geldiğinde, Türkiye'de biliyorum yakın tarihi bilenler bilir, bir inkılap olur. Yani bir darbe olur. Sonunda meşhur bildiğiniz Adnan Menderes ve ekibinden insanlar bir şekilde hükümetten düşürülür ve idamına yargılanır. O günlerde meclis yeniden kurulmaktadır. Yeni bir anayasa gündeme gelmiştir. Ve o anayasada halk meclisiyle beraber, yani millet meclisiyle beraber bir de senato meclisi gündeme gelir. Bu hatıratı bana anlatan kişi Yunus Buradır. Mehmet Emin Buran'ın damadı ve bizim de dedemizin abisi olan bir akrabamızdır. Yakın zamanda kendisi İzmir'de hakkın rahmetine konuştu. Allah mağfiret etsin. Onundan dinlediğim hatırat şöyle. Bir gün Ankara'daki evimizde otururken eve yaklaşan bir araba gördüm. Araba Cumhurbaşkanlığı sorusunu taşıyordu. Araba önümüze park etti. Eve bir emir subayı geldi. Ve bu emir subayı selamla içeri girdikten sonra Cemal Yüksel Paşa'nın dönemin işte sonra Cumhurbaşkanı olan Cemal Yüksel Paşa'nın selamları oldu. Yeni kurulacak senatoda Emin Buray'ı da teklif etti. Biliyorsun senatoda profesörler, ordinalistler, bu anlam tarihçilerin yer aldığı bir senatodur o senato. Hocam bunları çok yakından iyi bilir. O esnada Emin Buray ayağa kalkar ve şöyle tarihi bir sözü söyler. Paşama benden selam söylüyor. Tekliflerimizi onurlandırmakla beraber nacizane en aciz bir temsilcisi olarak mümessil olduğum Doğu Türkistan davası yerel siyasetin ötesinde büyük ve azimli bir noktadadır. Dolayısıyla yerel siyasete malzeme olmayacak kadar değerlidir şeklinde ifadelerle teklifi geliştiriyor. Sanırım burada bize farklı noktalarda mesaj verdiğini düşünüyorum. Sabır ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a selam ve selam diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.